Bana bakın çatla kiremitler. Bütün öğrenciler nüfus kağıtlarının önünü, arkasını ve yan kenarının fotokopisini çekip bana getirecek. Getirmeyenler otomatikman sınıfta kalacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Ayrıca 10 tane fotokopi çektiğine bir tane de bedava çekiyoruz ya. Hocam, müzik dersinden bizi ne zaman sınav yapacaksınız? Sınav tarihini size fotokopiyle bildireceğim. Sınav tarihini öğrenmek isteyenler 3'er adet vesikalık fotokopi çekip bana getirecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Öğretmenim, bir soru sorabilir miyim? Bundan sonra bana soru soracak olanlar soruyu boş bir kağıda yazıp 3'er tane fotokopi çekip öyle soracaklar. Amir Bey, ben bir şey sorabilir miyim? Sen de yazılı olarak soracaksın. Ama yabancı değilsin sen, bir fotokopi yeter. Sağ olun amirim. Amir ya. Beni çok seviyor amirim ya. Zaten yüce Rabbim onu amir olsun diye yaratmış. Ya Rabbim ya. Gel bakayım sen buraya. Bu saçların hali ne? Ha? Ya onları hemen kestireceksin ya da 15 tane makas fotokopisi çektirip bana getireceksin. Peki hocam. Veteriner. Siz gene çok şanslısınız köftorlar. Bizim zamanımızda fotokopi motokopi bir şey yoktu. Amirim, fotokopi çektirebilmek için karda, kışta, ayağında takunyayla 10 kilometre yürürdü be ya. Yürü be amirim. Lan işine bak. Peki amirim. Gidey. Eskiden ne televizyon vardı ne de hafta içi her gün Ayşe Özgün vardı ya. Benden fotokopi abi. Ver parasını. Kimliğini hazırla sen de. Öğretmenim, okul gazetemize trafikle ilgili de bir köşe koysak olmaz mı? Koyun yavrum, ne istiyorsanız koyun. Bu bizim gazetemiz değil, sizin gazeteniz. Ay o zaman şöyle bir de moda köşemiz olsun. Bu yaz böyle hangi renk kıyafetler, nasıl renkler moda olacak onları yazarız. Bir de sihir öğreten bir köşe koysak mı acaba? Aferin çocuklar. Şimdiye kadar okul gazetesi hazırlamak hiçbir öğrencinin aklına gelmemişti. Kızlar, bence okul gazetesinde Duygu Asena'dan mutlaka bir yazı koymak lazım. İnna sabirin. Esas nemaz saatlerini en başa koymak lazım. Olur mu? En başta Atatürk resmi. Onun altında İstiklal Marşı. Sonra onun yanında 10. Yıl Marşı. Onun da yanında Gençliğe Hitabe son tahlilde. Yapmayın dostlarım. Hangi bayiye gittiğinizde bu saydığınız gibi gazete var? Bırakın gençleri doğal istedikleri gibi bir gazete çıkarsınlar. Vallahi çocukları serbest bırakırsanız Mısır meşriyat yayınlarlar. Münafıkıl muzuriye yallah huzuriye. Dediklerinden bir şey anladıysam Arap olayım Hidayet Hoca. Tövbe de kafir. Hadi diyelim Arap oldum. Acaba o mübarek toplum seni kabul eder mi?